Herkese selamlar. 2020 yılı sizin için ne ifade ediyor desek, eminim çoğumuz felaketler yılı derdik. Neler yaşamadık ki? Pandemi, depremler, yangınlar, tsunamiler, terör saldırıları, kum fırtınaları, tam artık bitti derken yeni bir felaket ile yüzleştik. Aslında dünya bunu birçok defa yaşamıştı. Belki de sürekli kendini tekrar ediyordu dünya. Değişen sadece nesillerdi. Nasıl ki 2020 yılı için felaketler yılı diyorsak, yakın tarihe baktığımızda 1110 yılı da adeta felaketler yılı olmuştu. Fırtınalar başladı önce. Sonra aşırı derecede yağmurlar. Arkasından kum fırtınaları derken hemen hemen tüm mahsuller zarar gördü ve kıtlık baş gösterdi. Birçok hayvan ise telef olmuş, insanların evleri yıkılmış, felaketler hiç eksik olmamıştı o yıl boyunca. Ve sonra çok daha ilginç bir şey oldu. Geceleri o devirlerde insanlar yeterli enerji kullanımı olmadığı, teknolojinin bugünkü kadar gelişmediğinden ötürü çoğunlukla ay ile aydınlanıyordu. Ama bir gece gökyüzünden aniden ay kayboldu. Mayıs ayının 5. gecesiydi. Her şey normal gözüküyordu. Gökyüzü yine her geceki kadar parlak, aya ev sahipliği yapıyordu. Ama sonra birden ay kendiliğinden ışığını yitirmeye başladı. Halk araya bulutlar giriyor diye düşündü. Oysa Petersburg günlükleri yazarına göre gökyüzünde bulut yoktu. Başka bir tarihçi not düşüyordu. Eğer dünyanın gölgesi düştüğü için ay kaybolmuş olsaydı, rengi kanlı bir ay gibi olması gerekirdi. Ama gökyüzünde hiçbir şey görünmüyor. Ne olmuştu da ay kaybolmuştu? Gökyüzünde ay nasıl sönebilirdi veya kaybolurdu? 900 yıl önce birdenbire bir gece ansızın ay nereye gitmişti? Eğer ay ışığını güneşten alıyorsa ışığı nasıl sönebilmişti? Yakın çağda pek çok kişi bunu uzaylıların yaptığını iddia etti. Hatta Adamski gibi UFO araştırmacılarına göre zaten ayın kendi başlı başına terk edilmiş dev bir uzay gemisiydi. Yani aslında ayın içi boştu. Öyle iddia ediyorlardı. Hatta bununla ilgili Hitler'i de konu alan Iron Sky isminde bir film de yapılmıştı. Her ne kadar ayın bir gece ansızın ortadan kaybolması konusunda farklı iddialar ortaya atılsa da bilim insanları bu olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilimsel verilere dayanan bir açıklama yaptılar. 21 Nisan'da Scientific Reports'ta yayınlanan bir makaleye göre hem bu olayın hem de o yıl yağan yoğun yağmurların nedeni aynı. Yanardağ faaliyetleri. Araştırmalara göre 1108 ve 1110 yılları arasında Asya ve Avrupa'da yoğun volkanik aktiviteler olduğu ortaya çıkmıştı. Bilim insanları bu faaliyetlere unutulmuş patlama ismini veriyorlar. Yıllar önce yeryüzünde gerçekleşmiş ama hakkında yeterli bilgi ve bulgu olmadığı için unutulmuş faaliyetler diyorlar. O yıllarda yeryüzünde yoğun patlamalar da meydana gelmişti. Volkanik patlamalar ise gaz kütlesi yoğunluğu oluşturdu ve partikül yüklü bulutlar ayın önüne geçerek görünmesini engellemişti. Hatta o dönemki yoğun yağmurların da asıl sebebi buydu. Araştırmacılar o dönemdeki volkanik patlamaların izlerini ise Grönland ve Antarktika'daki buzulları inceleyerek buldu. 1108 ve 1110 arasındaki dönemden kalma buz katmanlarında sülfat aurasellerinin artış gösterdiği gözlemlendi. Bilimsel verilere bakılırsa ne uzaylılar, ne cinler, ne de başka bir fenomen. Ayın 900 sene önce aniden gözlerden kaybolması aslında partikül yüklü bulutlar yüzünden olmuştu.
bu bilimsel araştırmalar bir bilinmezi daha ortaya çıkarmış oldu. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın.